yardımcısı olarak ve katkılarını sunmuş o programlarda. Bu düşüncede olan bir insan, yani dış güçlerle işbirliği yapanlara bu vatanı sandıkta teslim etmeyiz diyebilecek zihniyette bir isim. Bunu nasıl okumak lazım acaba? Sayın Fikri Sağlar'dan başlamak istiyorum. Yani böyle isimler televizyon kanallarında yer bulabiliyorlar. Biz bir yandan korkmamak gerekir, cesaret göstermek lazım ki geri plana çekilsinler diyoruz ama çok cesurlar ve cesur olmaları için her olanakta sağlanıyor Sayın Sağlar. Bu arada fotoğrafı da getirelim ekrana. İşte o programlardan biri TV100'de bizlere dış güçlerle işbirliği yapanlara bu vatanı sandıkta teslim etmeyiz diye tehdit savuran bir isim Aslan Başkan Yardımcısı olarak TV100'de konuk olmuş, fikirlerini paylaşmış bizlerle. Buyurun. Biliyorsunuz askeri eğitim alanlar stratejiyi, taktiği çok iyi bilirler. Algı yönetimini özellikle dersleri vardır. Algı yönetimini iyi kullanırlar. Dolayısıyla Sadat ve Sadat'ın bileşenleri bu eğitimi aldıkları için gereğini de yerine getiriyorlar. Siyasi partiler, biz siyasetçiler de biliriz ama çok da fazla sesimizi çıkarmak istemeyiz bazı konularda. Şimdi gitmeden önce ben Ersen Bey'e bir soru sormak istiyordum. Benim verdiğim soru önergesine cevabı onlar verdiler ve verdikleri cevaplar çok ilginçti. Ben sormuştum TSK'ya alternatif misiniz diye. Biz TSK'ya yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alternatifi değiliz. İslam ülkelerinde emperyal güçlerin varlığına karşı onları savunmak için varız. Ve ne yaparsınız diye sorduğumda İslami kurallara uygun kont gerilla, gayri nizami harp eğitimleri veririz gibi böyle açıklamalar vardı. Evet. Şimdi sormak istediğim de şuydu. Ben bu cevabı aldıktan sonra bildiğim, tanıdığım subaylara da sordum. İslami kurallara göre gayri nizami harp ne demek? Şimdi çok daha iyi açıkça görebiliyorsunuz. Ne zaman? Asam Kongresi'nde Tanrıverdi'nin Asrika'yı açıklayıp Mehdi'yi bekliyoruz, hazırlıklı olmalıyız Tabii. demesinden sonra daha iyi anlaşılıyor İslami kurallar. Asrika ve Mehdi meselesi çok önemli. Mehdi kim? İslam dünyası haline getirecek kişi, kurtarıcı. Kim bu? Tabii buradan Sadat'a tekrar dönmek gerekiyor. Biliyorsunuz AKP, Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'le yola çıktı. Aslında Tarikatlar Koalisyonu hala da bu koalisyon devam ediyor. Tarikatların isimleri değişerek. Devlet bu tarikatlar arasında paylaştırıldı kurumlar. Başta gelen Gülen cemaati 15 Temmuz harekatından sonra daha öncesi de var. 17-25 Aralık'ta işte ne istediğinizde vermediğinizde başlayan ayrılık, birbirlerine olan güvenin sarsılmış olması, Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisini korumak adına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, o zamanki TSK'ya da güvenmiyor. Her ne kadar değişiklik yaptı, Gülenciler de gittiler ve dolayısıyla yeni bir güç, kendisini koruyacak koruma kalkanı arıyor. Sadat'ın kuruluşu ve Sadat'ın büyümesi de buradan itibaren başlıyor. Bunu iyi görmek lazım. AKP kaynaklarının anlatımıdır Evet, bu. evet. Ve öyle bir noktaya geliyor ki halen mitingleri gittiği mitinglerde yerel polis silah taşımıyor, güvenlik güçleri silah taşımıyor. Ankara'dan gelen ekip silahlı oluyor o alanda. Düşünün. Evet. Sizi koruyacak olan polise güvenmeyen bir cumhurbaşkanı var, devlet başkanı var. İlginç çok. Böyle bir noktada Sadat'ın varlığı tabii kuşku yaratıyor, tabii tedirginlik yaratıyor. Ama Sadat'ın bir kurum, sadece çıkar üzerine kurulmuş bir kurum olduğunu da iyi görmek gerekiyor. Yani Sedat Peker'in de söylediği silah gönderiyordu falan diyerek
Ve arkasından yine Sedat Peker'in itiraflarında gönderilen silahların karşılığında elde edilen petrolün satışı, terör, İslami terör örgütlerinin aracılığıyla satılan petrolün parası da sarayın işte idari mali işler tarafından dağıttığına dair iddiası var. İşşaatı var. Evet. Bunlar hala görüşülmüş değil. Şimdi bu kadar dağılmış bir ülke konumundayız ve bu ülkenin bu konumdan çıkarılması için tabii ki kararlı olması, tabii ki cesur olması gerekiyor. Bunları açıklama, bunlara da fırsat verdiğiniz için de sizlere teşekkür etmek gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Ben İslami kurallar nedir diye sormak isteyecektim. Yani anladım. İslami şekilde. Şimdi psikolojik harp çok önemli. Sedat Peker bununla ilgili bilgiler de verdik. Başta da söylemiştim kendisinin de getirdiklerini dile getirmiştim. Kendisi de bu işin içerisinde katkıda bulunduğunu açıkça söylemişti. Ben şuraya gelmek istiyorum. Sadat'ın bizi korkutması artık mümkün değil. Murat Bey'in dediği doğru. Kemal Bey çok önemli bir çıkış yaptı. Sadat'ın önüne giderek biz senden korkmuyoruz dedi. En son verdiği beyanat da, yani attığı tweet de çok önemli. O kıt aklınıza diyerek. Evet. Ama evet. Bu bence önemli fakat yeterli değil. Bütün siyasi partilerin aynı duyarlılık içerisinde olması gerekiyor. Hı. Yani seçim bu ülkenin geleceği içindir. Başbakan olacağız diyenler de var. Yani parlamenter demokratik sisteme döneceğiz. Bu iddiasında olanlar da hep birlikte yola çıkmalılar. Sadat'ı ve Sadat vari örgütleri ciddi bir şekilde karşısında durmalılar. Biliyorsunuz bir Bahçeli affı oldu. O evet. Bahçeli affıyla da affedilen insanlar var. Evet. Ve bunlar teker teker de genel başkanları başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tehdit ettiler. Ve bunlarla ilgili herhangi bir yargı harekete geçmedi. Sadece düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü diye geçiştirildi. Bunun karşısında da Adalet Bakanlığı'nın üzerine yürümelidir muhalefet. Eylem çok önemli. Söz uçuyor. Doğru. Evren doğru. Hanım. Doğru, haklısınız. İnsanların öyle. Aklında kalan Cem Bey çok doğru söyledi. Saraçhane'deki miting, oradaki 6 tane liderin yan yana durmuş olması, o fotoğrafı kimse unutmuyor. Evet. Dolayısıyla sadece o 6 parti değil, diğer partilerde demokrasiden yana olan, demokrasi isteyen, hak ve özgürlükleri, barışı, eşitliği isteyen her partinin genel başkanı ya da temsilcisi bir araya gelmeli. İşte Sosyalist Birlik, Sol Parti miting yaptı. Canım onların mitingi bize ne dememeli. Doğru. Oraya da insanlar gitmeli. Doğru. Çağrı herkese olmalı. Bayraklarınızı, ideolojik düşüncelerinizi farklı şekilde ifade edebilirsiniz. Ama o gün orada bulunmakla siz bu tip korkutucu ya da işte bilmem kimin askerleriyim diyen bir anlayışı karşısında göğsümü siper edeceğim diyen Kuvayi Milli düşüncesini, duygularını, misyonunu, vizyonunu ortaya koyabilecek bir görüntünün eylemin içine girilmeli. Ve sadece bundan değil, bu tabii çok önemli. Bu eylemleri yaparken söyledikleriniz de önemli. Mutlaka. Şimdi bugünkü hayat pahalılığından dolayı çocuğunun bir tanesini okula göndermediğini üzüntü içerisinde ağlayarak anlatan babaya ya da çocuğuna yumurta yediremediğini söyleyen anneye bir domatesle bu 5 kişiyi nasıl kahvaltı yapacağız diyen anneye siz bir şey söylemelisiniz aynı zamanda. Yani Türkiye'nin demokrasisi, Türkiye'nin hukuk düzeni ortadan kalktı, kurumları yok edildi. Ama bunların nedeni nedir? Bugünkü ucube sistemdir ve siz yolsuzluk narko terör devleti haline gelmek sizin alacağınız kaynağı parayı yok eden bir yapıdır demeniz gerekiyor. Bunları söylemek ve ciddi bir şekilde bir kontrat imzalayacağınızı bildirerek
toplumla kucaklaşmak lazım. Peki. Ben bu seçimde AKP gidecektir. Zaten giderken son çırpınışlarını yapacaktır. Kan da dökebilir. Bundan korkmamak gerekiyor. Suikastlar da olabilir ama suikastları kimin yapacağını biliyorsunuz şimdi artık. Suikastları kimin yaptıracağını da biliyorsunuz. Arkasındaki tetikçileri aramanıza gerek yok. Sinan Ateş'in arkasındaki tetikçiyi aramanıza gerek yok. İsmi bilindi, bulunamıyor. Evet. Şimdi bir zaman sonra belki de dayanışma diyeceklerdir. Ama bir gerçek var ki artık her şey açıkça görülebiliyor. O nedenle korkmadan gitmek lazım. Bakın Susurluk'la karşılaştırmak istiyorum. Susurluk da ortaya çıktığında o zaman farklı bir Türkiye'ydi. Çok haklı söylüyorsunuz. Bir MİT raporu çıktı. O MİT raporunun içerisinde 52 kişi bu Susurluk oluşumunda etkilidir dendi. Sonra dışarıya 51 kişi ilan edildi. Hmm. Bir tek isim saklandı. Fethullah Gülen. Dış güçlerin etkisi orada çok iyi görüldü. Şimdi MİT Sinan Ateş'le ilgili bir rapor açıkladı. Bu raporu geçtiğimiz zaman içerisinde Tolga Şardan bu rapordan bahsetti. Evet. Hepimiz evet. biliyoruz böyle bir rapor olduğunu. O rapor niye açıklanmıyor bugüne kadar? Cumhurbaşkanına verildi o rapor. O raporda failler, isimler, siyasiler, bürokratların olduğunun altı çiziliyor. Dolayısıyla bilinmez diye bir şey yok. Korkmayacaksınız, kararlı durduğunuzda her şeyi çözebilirsiniz. Peki. Peki bu konuya ilişkin değerlendirme yapmak isteyen var mı? Ya bir